Merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Birbirinden değerli ve kıymetli takipçilerime selam olsun. Dediğim gibi ara sıra kendimi göstererek bu tarz videolar çekip paylaşacağım. Tabii desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. İzlenmemiz hem düşük, beğenmemiz az, paylaşım zaten hiç olmuyor. Bugün mezarlarla ilgili biraz sohbet edeceğiz. Şimdi birçok mezar çeşidi var. Sadece toprak mezar, kaya mezar veya oda mezar tarzları yok. Daha çok çeşidi var arkadaşlar. Bunun piramit mezarlar var. Tümülüs mezarları var. Yığma mezarlar var, işte kaya mezarları var, oda mezarlar var, toprakta bulunan toprak mezarlar var, küp mezarlar var, hatta yakılmış cesedin yakılmış ve külü küpün içine konulmuş mezarlar var. Yani çeşit olarak günümüze kadar birçok mezar türü var arkadaşlar. Bu da kendi içerisinde çokça sayıya bölünüyor. Nasıl oluyor mesela? Bazıları işte oda mezarlar bazı dönemlerde yüksek rütbeli kişilere ait ya da zengin kişilere ait, makam mevki kişilerine ait kaya mezarlar, oda mezarlar var. Bazıları da fakirdir, toprak mezardır. Direkt gömmüşler, gitmişlerdir. Bunların zengini, fakiri baya çok. Mesela Roma döneminde ilkin kaya mezar kullanmışlar. Genel olarak zengin, fakir ayırt etmeksizin kaya mezar kullanmışlar. Onun dışında kaya mezar kullanmışlar derken tıpkı bir tabut gibi düşünün. Kayayı kesmişler, biçmişler, tabut yapmışlar ve ölüyü koyduktan sonra kapağını kapatmışlar. Onu da toprak altına gömmüşler. Yani yer üstünde kalmamış arkadaşlar. Bu şekilde yapılan mezarlar da var. Ama direkt arazide büyük bir blok kayayı ortadan ikiye bölüp içinde mezar yapıp, yani bir tabut şeklinde ölüyü koyacak bir şekilde yapıp tekrar o parça kesilmiş parçayı üstüne koyup hatta çizikler belli olmasın diye horasan harcıyla sıvanmış mezarlar var. Şimdi biz bunu öncelikle söyleyelim. Mezar kazmaya karşıyız. İster Müslüman olsun, ister gayrimüslim olsun. Zaten Müslüman mezarlara kimse karışmıyor. Fakat günümüzde Müslüman mezarlarına bile karışan oluyor. Örnek veriyorum. Türk boylarının mezarlarında değişik değişik figürler var. İşte kurt figürü vardır. İnsan yüzü vardır. Kılıç resmi vardır. Bunlara bile karışan oluyor. Niye? İşte üzerinde figür varsa Müslüman değil veya işte Türk değil. Açalım, içinde bir şey var ya da bir algı oluşmuş. Nasıl bir algı? İşte zamanında defineyi gömüp burası ziyarettir, türbedir, yatırdır diye milleti kandırmışlar. Oysa ki hepsi define alanıdır. Çok yanlış arkadaşlar. Var yani günümüzde mesela Diyarbakır'da bir sürü sahabe mezarları var. Şimdi kimse görmemiş ne zaman yapılmış hepsinin ismi üstünde belki onlar da hazine ya da define amaçlı yapılmış ama bilemiyorsun arkadaşlar. Gerçekten bir de öyle bir şey var ki Müslümanlarda mezar kazmak yasak zaten yani mezar açmak yasak. Günah. O yüzden ben kendi fikrimi söylüyorum mezarlardan uzak durmak. Bunun dışında ama işaretler olarak hani siz işaretleri soruyorsanız ben işaretleri size cevaplıyorum. İşaretleri de mezar işaretleri de çok
şekilli ve çok çeşitlidir. Bunlar kaplumbağasından tutun, aslanından tutun, kartalından tutun, öküz başı, koç başı, onun dışında yılan olsun. Bunlar da mezarı simgeleyen, mezarın olduğunu söyleyen ve rütbeli kişilerin mezarının olduğunu söyleyen işaretlerdir. Bunun dışında semboller var. Mesela oyma, kare, üçgen, bu şekilde yapılmış semboller de bize mezarın halka olsun, mezarın veya mezar odasının olduğunu söyleyen işaretlerdir. Bunları da dikkat etmemiz lazım. Haç işareti olsun. Şimdi haç işareti bazen dini ayin yapılan yer, yani kiliselerden bahsediyorum, yapılan yerlerden bahsediyor. Bazıları ise papaz mezarlarından bahsediyor. Bazıları halktan, yani halk fakir olsun, zengin olsun, halk mezarlarından, toprak mezarlarından ya da kaya mezarlarından bahsediyor. Bunları görüp yani tek tek analizini yapıp ondan sonra söylemek lazım. Yanında yardımcı işaretler olur mesela, yön veren işaretler olur. Kesinlikle hiçbir defineci demesin ben işareti gördükten sonra direkt sana işte yön verebilir, sana sol tarafta olduğunu söyleyebilir. Sağda, önünde veya arkasında olduğunu söyleyebilir defineci size. Ama mesafeyi ve derinliği kesinlikle söyleyemez arkadaşlar. Orada yapılmış bir işaretin mesafeyi bile söyleyebilir fakat nokta atışı yapamaz. Örnek veriyorum, işarete görselden baktığı zaman, örnek veriyorum, bir haç işaretinin sağ kanadı uzun, bize yön vermiş, sağ tarafa doğru git demiş. Fakat ne kadar gideceğini bilmez. Yön verir, şu tarafta araştırma yap der. Ne kadar gideceğini bilmez. Ama arazide kendisi işaret başında olursa ölçümünü yapar ya da iyi bir göz, iyi bir etüt yaparsa arazide yön olarak zaten biliyor ve o mezarın nerede yapıldığını, çöküntü olur, yığması olur, şişkinlik olur, başında taş olur, bir şeyler olur orada, son noktayı gösterecek bir şeyler olur. O şekilde sana yer verir fakat yine derinliği veremez. Derinlik mezar, hani biz 2,5-3 metre arası diyoruz mezarlarda. Ama bazı mezarlar kepçe işidir. Mesela ben Batman'da bir kişinin çalışmasını görmüştüm. Papaz, iki tane yan yana papaz mezarı yaklaşık 5 metre kepçeyle çıkardılar. Bunu yapan da var. Hani ama cihazlarla size noktayı ya da derinliği verebilir. Bunun dışında çok zor. Bunun dışında tümülüsler zaten sit alanına giriyor. Kesinlikle yasak ve zordur ve tuzaklıdır. Bunun birçok belgeseli de var. İzlerseniz görürsünüz. Yığmalar iki çeşittir arkadaşlar. Biri mezar, biri de bazen hazinenin konulduğu yerdir. Direkt hazineyle alakalı bir yerdir. Yığma taşlar. Ama genelde mezar çıkıyor. Mezar biraz uğraştırıcı, yani nereden bakarsanız iki, yani bir kamyon yığma taşı kaldıracaksınız ve onun altına yine 3-4 metre ineceksiniz. 3 metre ineceksiniz. Biraz uğraştırıcıdır. Başka dediğim oda mezarlar. Oda mezarları eğer sit alanı değilse, hani uğraşan varsa önermiyoruz tabi. Oda mezarlar biraz daha kolay. Rütbesi, oda mezar işareti veya yanında mezar işareti. Şimdi onun ölçümünü size söyleyeyim mesela. Oda işareti var. Oda mezar işareti var. Yanında mezar işareti var. Onun arasında bir boşluk var. Hatta bazen kanalla birbirini tamamlıyorlar. O aradaki ölçüm çok önemlidir.
odanın işareti ve mezarın işaretinin arasındaki ölçüm ve mezarın bize verdiği yön. O şekilde rahat bir şekilde ilerlersiniz. Arkadaşlar şimdi şey olarak söylüyorum, yine tekrarlayayım. Arazide hazine gerçekten kalmamış. Olan hazine kaya içerisinde ve kaya içerisinde en kral cihazda bulamıyor. Kaya içerisinde yaklaşık 40 santime kadar cihaz bulabilir fakat bir oda mezar buldunuz. Üzerinden cihazla istediğiniz kadar gezin. Arada boşluk varsa, içeride boşluk varsa kesinlikle cihaz görmüyor. Nasıl görür? Toprak dolu olur. Oda mezarının içi toprak, tavana kadar toprak dolu olur. Kalıntılık, kayanın kalıntılığı 30-40 santim olur. Belki 3-4 metrelik cihaz algı yapar ama boşluk varsa kesinlikle inanmayın. Orada da bir şey yok. Uydu görüntüleri yalandır. Para kaptırmayın. Bunu size söylüyorum. Kesinlikle yalandır. Uydu görüntüleri, hele şu hani heveslenip de Google Earth'ten direkt nokta 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 yapıyor, bir konum gelen bir yeri nokta 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 yapıyor. İşte hemen alta işte 3 boyutlu çeviriyor. Altta bir boşluk oluşuyor. İşte burada boşluk var, o da var falan filan. İnanmayın. Kesinlikle inanmayın. Ve bunlara para da kaptırmayın. Videoları paylaşacağız arkadaşlar. Yavaş yavaş paylaşacağız. Bu şekilde sohbet amaçlı videolar olacak. Şimdilik bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.